Arkadaşlar merhabalar. Artık sezonun son haftasındayız ve kupa kasmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hedefimiz arkadaşlar sıralamaya oynamak. Bu hafta oldukça kupa kasma videoları gelecek. Şu anda da 2152'deyiz. Bugün arkadaşlar yine kısa olmayan bir video yaparım diye tahmin ediyorum. Yukarılara doğru çıkacağız. Maçlara da geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Reply'a geldi. Nerf Tornado demiş. Kasırgaya nerf gelsin demiş. Evet. Acaba ne oynuyor? Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Kasırga evet çok kullanılıyor mu? Buna okeyim. Ama oklar da çok kullanılıyor. Mesela oklara neden bir nerf gelmiyor? Kasırgadan daha fazla kullanılıyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar kasırga nerf yiyebilir mi? Hani tarafsız olarak konuşayım yiyebilir. Ama kasırga öyle bir kart ki hani Clash Royale'in her şeyini değiştirebilecek bir kart. Yani kasırga taktikleri var. Hepsi şu an değişecek. Çok farklı olur. Yani canına nerf gelebilir. Ne bileyim iksiri artabilir ama hani alanının değiştirilmesi çok büyük bir olay olur açıkçası. Çünkü kasırga çok farklı bir kart. Yani her kart bir yana, kasırga çok farklı bir yana. Barbarları bir atalım. Şimdi arkadaşımız kıvılcım oynuyor olabilir. O yüzden biz ne yapalım? Kule vurur mu orada? Güzel. Çok iyi. Hemen arkadaşlar toplayıcıyı dikelim. Evrimli barbarları da döndürmek için attım zaten. Elektro Age'leri atmadım dediğim gibi. Çünkü kıvılcımı olabilirdi ki varmış zaten. Doğru bir hamle yaptığımız buradan da ortaya çıkıyor. Hemen Elektro Age'leri atalım. Evet önüne. Şöyle yaptım. Orada o mızraklıların şeye vurmasını istedim. Evet arkadakilere vursan olmaz mı yani? O mızraklılar bir taktı o şeye. Bir hata çıkalım şöyle arkadaşlar. Hedefim bir toplayıcı daha çevirmek aslında. Olsun mini pekka da olsa harcatmış olduk. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar hedefim bir toplayıcı daha dikmek. Ana kuleyi de açmış oldu. Tebrik etmek lazım. Şimdi evet nefesim kesildi. Ana kuleyi açtı. Artık atağa çıkmamızın vakti geldi arkadaşlar. Evrimli barbarlarımız da var. Ona da güveniyorum. Çünkü tersten bu arkadaşların çok yaptığı bir hareket ama bizim tarafımızdan gelmeyi tercih etti. Ne yalan söyleyeyim benim işime gelir. Yani orayı alamaz diye düşünüyorum. Aynen. O oduncu orada ölebilir. Evet şu an öldü. Direkt ben köprüden atmayacağım. Büyük bir hata olur. Hemen şöyle kasırgayla çekelim. Güzel. Bizim arkadaşlar giden golem hatamız rakibin ikinci dev goblinini de aldı. Güzel oldu. Yavaş yavaş maç bize dönüyor arkadaşlar. Bu arada şu an bizim geride olduğumuza bakmayın. Maç şu an eğer ki bu atakta güzel bir şekilde devam edersek bize bakıyor. Elektro Age'leri Mega Minion'la almak isteyebilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Hemen şöyle kendime çekiyorum kıvılcımı. Hemen ve çarptık. Artık galibiyetimizi aldık diyebiliriz. Evrimli barbarları kullanmaya bile gerek kalmadı. İyi oyundu diyelim. Bu arada arkadaşlar isterseniz video sonunda bu oylamaya da bir bakabiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bu sezon Supercell bize 23 tane buff veya nerf şeyi verdi. Opsiyonu verdi. Ve bunlardan 10 tanesini seçin dedi. Ve o 10 tanesi arkadaşlar şu an işte gösterebilirim. 23 taneden ilk 10'u Clash Royale'e gelecek. Yani ve bunun oylamasını da oyuncular yapıyor. Böyle bir durum var. Kasırga'da sanırım 11. sıradaydı. Yani ilk 10'dan son anda yırtmıştı. Kasırga yani öyle bir kart ki hani kitlesi çok fazla. Hani çok fazla oynayanı var. Hani böyle tomruk, alev topu gibi kartlardan sonra Clash Royale'de kitlesi en fazla olan kart kasırgadır. Çok fazla kullanılıyor. Çok fazla tercih ediliyor. Tabi nefret edeni de çok fazla ama tabi tomruğun da nefret edeni çok fazladır. Alev'in de nefret edeni çok fazladır. Mesela ben Alev'i hiç sevmem en başta. Evet bu ara internet gider gibi oldu ama tamam geldi artık. Yine Logbait. Bir önceki videomuzda da gelmişti Logbait. Yine geldi. Evet Logbait artık görmesek güzel olacak ama sürekli geliyor karşıma ya. Şöyle barbarları bir ayıralım.
Evet, olabildiğince az hasar yiyip sabır politikası uyguluyoruz arkadaşlar. Sabrın sonu selamet mantığıyla oynayacağız. Tabi bu desteler öyle desteler ki 2 kat iksirde bile bunları almak çok zor. Ama bakalım. Tesla, evet bu güzel oldu ya. Tesla'nın olması biraz güzel oldu. Yani antilik durumunu bir %5 azalttı, %5 %10 azalttı diyebiliriz. Güzel bir hamle yaptı. Yani buz ruhu hamlesi güzeldi. Tahminleri güzel ama bu sefer tutmadı tabi. Hemen ana kuleye çekelim. Çok güzel. Çok hani bence hasarı az yedik. Yani 2 dakika için 700 hasar hiç kötü değil. Şu an bir prenses geliyor. Onu savunacağız. Yine bir toplayıcı denemesi yapacağız. Kart döngümüzü daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Ondan sonra da maçı kazanmaya çalışacağız. Evet, çok güzel planım var değil mi arkadaşlar? Tabi evdeki hesap çarşıya her zaman uymuyor ama. Şu an tabi her şey benim istediğim gibi gidiyor. Evet, evrimli şövalye. Buna dikkat etmemiz lazım. Biz de evrimli barbarları kullanabiliriz. Atacak mısın? Yoluncu atalım. Bırakalım arkadaşlar. Yavru ejderi bırakamam orayı. Çünkü inanılmaz vurur. Golem'i atacağım şu an artık. Golem gidene kadar tabi rakip ikinci Tesla'yı çevirir ama. Bir tane vursaydım bari. Arkadaşlar sağdan çok şu an vurdurmak istemiyorum. Çünkü rakip sağ taraftan giderse biraz bizi sağlı sollu bunaltabilir. Tamam. Bunu zaten bu istediğimdi. Elektro ejderi şimdi arkasından atabileceğim. Hatta arkasından şöyle yavru ejderi de atabiliriz. Madem ki sen roketi toplayıcıma attın. Biz de bu sayede golem atağımızı arkadan destekleyebiliriz. Eğer ki roketi golem arkasına atsaydı bu sefer iksir avantajımız var derdik. Yani rakibi iki türlü sıkıntıya sokmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve hiç de vuramadık bu arada. Yani 3800'dü zaten oranın canı. Rakip bu arada ısrarla toplayıcıya roketi basıyor. Yani hiç şaşırtmıyor. Ana kule ile prenses kulesi aynı neredeyse şu an. Tamam, sağdan orada korumalar çok vurmaz. Ana kule de var zaten. Yalnız burayı savunmamız lazım. Hani bu maç belki 3 kat iksirde falan yakalarız. Kule canına da gidebilir. Yani biz yine de çok vurdurmamaya çalışalım. Patla orada. O hasar bile bizim için önemli biliyor musun oduncu? Hemen bir toplayıcı daha denedim. Israrla o roketi atıyor. Aslında bilmiyorum işime geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor da olabilir, gelmiyor da olabilir. Hani bu maça göre biraz değişiyor ama çok iyi bir kasırga atmadık. Of of, roket. Hiç sevmiyorum şu roketi, hiç. Hem de hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle köprüden bir golem atalım mı? Hadi al onu. Güzel. Şöyle bir elektro ejder. Oraya muhtemelen bir roket gelecek. Çok güzel bu arada. Şifacı yaşıyor. Tam da telefonun ekranı karardı arkadaşlar ya. Şöyle yapsak. Hadi oğlum. Hadi canım. Sağlı sollu gidiyoruz. Sağdan da gidiyoruz. Çok güzel. Oduncu vuruyor. Vurmanız lazım çocuklar. Çok güzel. Sağlı sollu basıyoruz şu anda. Hadi. 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 Çok güzel. Bir de kasırga basalım oraya. Kör gibi oynuyorum tabiri caizse şu an. Ve son anda galibiyetimizi aldık. Ona bir hahu atalım. Şarjım da 5'e düştü tam o anda ve hani Samsung'da şey oluyor. Şarj 5'e düşünce ekran parlaklığı azalıyor. Tam da maçın en kritik anında ekran parlaklığı azaldı ama galibiyetimizi aldık. Güzel. Yani inanılmaz antiydi rakip. Hemen şarja takıp geliyorum. Evet, şarja taktık ve 3. rakibimizi bulduk. Kaktüs mü deniliyor artık? Ne deniyor? Evet. Şöyle yapalım. O buz ruhu bazen... O buz ruhuyla bir taktik yapıyorlar böyle. Ana kuleye çekmemi sıkıntıya sokabiliyorlar. Veya vurdurmadan çekebilirken bir tane vurdurabiliyor buz büyücü sayesinde. O yüzden ben yine de riske girmek istemedim. Evet. Buz ruhu binici... Evet, şu an her şey olabilir. Viper mı? Fişekçi binici mi? Silahşör. Evet. Evet, çok güzel bir binici attı.
barbar atalım. Yani bir şeyi düşündüm aslında. Dedim ki hani orada bıraksam toplayıcı mı diksem dedim ama şimdi bu arkadaşta deprem olabilir. Yani bana sorarsanız bu destede alev topu olma ihtimali daha yüksek. Çünkü silah şöyle genel olarak alev topu daha çok tercih ediliyor ama depremi de olabilir ve o riske girmek istemedim açıkçası. Arkadan bir oduncu basalım. Güzel. Fena değil. Şu hale vurursa öbür taraftan atarım. Tamam, onlar vuracak. Buradan bir toplayıcı dikelim. Tamam. Şöyle yavrucular atabiliriz. Silahşör ve binici yaptı. İlginç bir combo. Güzel. Kulenin silahşöre kilitlenmesi iyi oldu. Birazcık vuracak. Vursun. Tamam, sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta. Güzel bir hata çıkabiliriz. Kasırga da elimizde. Yani silahşörü kendimize çekebiliriz en önemli savunma kartını. Güzel bir atak yapmamız lazım. Şu an biraz rakip bize fazla vurdu. Ama bizim de toplayıcımız var ve ekstra avantajımız var. Bunu kendi lehimize bu atakta çevirmemiz lazım. Acaba bu arada zehri varmış. Çok ilginç. Ne yalan söyleyeyim beklemezdim. Yani deprem beklerdim. Alev topu beklerdim ama zehri hiç beklemezdim. Olsun, zehrin olması demek şifacının olması demek. Şifacımız vuruyor. Şifacımız vurmaya devam ediyor. Çok güzel. Rakibin binicisini de erittikten sonra bir golem atağına daha çıkalım. O barbarlar bize zaman kazandıracak. Yani rakip orada onları savunmakla uğraşırken binicimi atsın, onları mı savunmaya çalışsın. Orada arkadaşlar o şövalyeyi direkt erittiler ya. Bakın vuramadık ama çok güzel iksir avantajına geçtik biliyor musunuz? Yani vursak bu kadar sevinir miydim bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi mükemmel bir iksir avantajına geçtik. Yalnız orada yavru ejderi güzel yakaladı. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi ben yok tamam. Bir an dedim ki barbar atsam mı? Atmayacağım. Kasırga elimde. Binici gelirse barbar da atabiliriz. Duruma göre. Kasırga da atabiliriz. Tabii ki benim hedefim kasırgayı olabildiğince elimde tutmak. Her zaman bir hazırda bekliyorum ben. Hala maçın kontrolü bizde. Hala durum bizler için güzel. Hemen şöyle kendimize çekelim. Şifacı vur. Çok güzel. Bir vuruş daha yaptı. Mükemmel oldu. Çok güzel. Her an bir biniciyle son şansını denemek de isteyebilir. O yüzden barbarları her zaman tetikte tutmaya çalışıyorum. Ve galibiyetimizi aldık. Maçın kahramanı zaten şifacı. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir kart arkadaşlar şifacı. Yani biz şifacıya gösterilen ön yargıyı kırmakla mükellefiz arkadaşlar. Şifacı mükemmel bir karttır. Şifacı harika bir karttır. Ama kullanmasını bilen arkadaşlar. Bu kadar çok Clash Royale'de büyük büyük kullanılırken eğer ki siz şifacıya kötü diyorsanız şifacıyı kullanmayı bilmiyor olabilirsiniz. Şifacı mükemmel bir karttır. Kesinlikle eğer ki kartında ve destesinde kullanırsanız. Evet. Buz ruhu ve tomruk geldi. Binici. Yine mi binici ya? Yeter artık. Binici görmek istemiyorum. Hani kasırga olmasına rağmen binici görmek istemiyorum artık. Çünkü o kadar fazla kullanılıyor ki. Hani son böyle hatta evrim geldiğinden beri binici görmekten bıktım. Yeter artık yani. Biniciye bile nerf gelebilir ya neredeyse. Çok kullanılıyor yani. Şimdi bu arkadaşımız yine 2.6 kullanıyor. O yönden birazcık affedebilirim. Çünkü genelde biniciyi gördüğümüzde evrimli fişekçiyle falan görüyoruz böyle. Bu arkadaşımız 2.6 oynuyor. Yine tamam diyebiliriz yani. Arkadan şifacıya attık. Tersten bir biniciyle deneyebilir. Şaşırmadım. Evet hemen barbarlarla temizce erittik. Olabildiğince az hasar yeme politikamız yine devam ediyor arkadaşlar. Az hasar yiyip 2 kat iksirde, 3 kat iksirde bu arada şifacı al onu. Harikasın. Çok güzel. Ya özellikle bir de bu indiği anda iyileştiriyor ya. Çok güzel oldu yani. Evet. Şimdilik bekleyeceğiz. Tamam yine ana kulemizi açalım. Yalnız bu iyi olmadı. Yavru ejder. Tamam. Ya bu
evrimli iskeletleri de güvenilmiyor. Bazen bir anda çıkıyorlar, bazen çıkmıyorlar. Ben hala tam evrimli şey içinin evrimli iskeletin böyle tam mantığını anlayamadım. Hani orada çoğalırlar falan diye de bir düşündüm. Bazen bir anda çoğalıyorlar, bazen olmuyorlar. Tam çözemedim hala. Hani bende yok maalesef ki. Karşıma da öyle çok fazla gelmedi yani. Böyle tecrübe edilebilecek kadar. Şimdi bakalım nereden çıkacak hata. İkincisini yaptı. Hemen eritelim. Hatta şöyle yapalım mı? Oraya bir alev topu atsana sen. Bir şey yaparız. Tamam. Güzel. Güzel. İyi oldu bu. Hani oraya ben alev topu atmasını istedim. Çünkü toplayıcı dikmek istiyordum. Yavru ejderi atalım. Tabii bunu da bilerek yaptık tabii. Birazcık vuracak. Daha vurma. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu arkadaşlar. Yani artık eşiği geçtik yani. Bundan sonra vurdurmamak lazım ama yine 4'lü 3 yapmayalım ya artık. 4'lü 3 yapmayalım. Şöyle hemen ileriye çekelim. Şeye vursun. Silahşor. Goleme vursun. Güzel. Elektro ejder, oduncu hepiniz öne geçtiniz ya. Bayağı sattınız şu an. Hiç iyi olmadı. Barbarları attı diyeceğim. Neyse kasırga elimizde. Yani şu an maç bizim için çok sıkıntı. Hele ki bir de böyle buz golemiyle yapıyorlar ya. Neyse barbarlar atayım en azından. Bir işe yarar herhalde. Vurma güzel. Hani öyle bir durumdayız ki şu an. Binici bir tane vurduğu takdirde kaybettik. Çok açık ve çok net. Binici bir vuruş yaptığı anda maçı kaybettik. Şöyle yapalım. Çok güzel. Bakın bu fena değildi. Bir tane daha döndürdün mü acaba? Aynen. Gidiyoruz. Alev yiyebiliriz. Güzel. Onu aldık ama işte bu buz golemiyle bu dünya turuna çıkarması. Acilen bana 5 iksir lazım. Acil bana 5 iksir lazım. Çok acil. Binici atacak o. Aynen. Hemen. Arkadaşlar şu an var ya hani öyle bir durumdayım ki. Çok güzel. Tamam. Alev atamaz şu an bence. Çünkü çok büyük riske sokar kendini. Ben yine de olabildiğince yerlerden atmaya çalışıyorum. Güzel, 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 güzel. Hadi. Bir tane daha silahşör döndürecek. Ben yine şöyle bir barbarlar, acil bir kasırga. Hadi çocuklar. Vurmaması lazım. Mükemmelsiniz. Ve böyle bir şifacı da yok, savundu. Evet ya, adam gerçekten iyi oynadı arkadaşlar. Yani güzel yakaladı ve o avantajı devam ettirdi diyeceğim ama olur mu? Olur mu? Evet maalesef ki olmadı. Yine klasik arkadaşlar. 4'te 3'ümüzü yaptık. Yani alabilirdik. Bilmiyorum. Hani 1300'e kadar düşürdük ya. Acaba oradan mı kendimizi bir probleme soktuk? Bilmiyorum. Acaba tersten mi bir golem hatağına çıkmalıydık ama yine de bu video için güzel bir sonuç elde ettik. Yine 4'te 3 yaptık arkadaşlar. 4'te 3 güzeldir yani. Clash Royale'de bu kadar kaybediyorken 4'te 3 fena bir skor değil. 2200 barajını da açtık. Video dışında da oynarım. Ondan sonra da daha yukarılara çıkarız zaten. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.